Hazır mıyız arkadaşlar? Beni takip edin, düşelim biz yollara. Almanya'nın sesi nerede? RGE'de, orada. Sınırların ötesinde kültür sanat buluşma. Geliyoruz konuya, ne var ne yok burada. Mesafe hiç yok, ruh bağımız var. Cesaret hep çok, sen sanatla kal. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? TRT Türk'te şimdi başlıyoruz. TRT Türk ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Erci E ve şu an Berlin'in göbeğindeyiz. Startı burada vermek istedik. Bu program Berlin'de başlasını istedik. Programın adı ne? Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programında sizleri neler bekliyor? Kültür var, sanat var, tabii ki müzik var, dolu dolu müzik var hatta. Avrupa'nın her yerine gideceğiz ve sizlere bu ilginç sanatçıları tanıtacağız. Sürprizlerle dolu, müzikle dolu bir program bekliyor sizi. Biz hazırız. Siz de hazırsanız ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı Berlin'den başlıyor. Müzisyenler konu köşemize merhaba. Tanıyalım seni, tanıtalım onlara. Müzik bir deniz gibi dalıyoruz konuya. Virtüöz vokalist hepsi burada. TRT Türk'teyiz vay canına. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu an Berlin, Kreuzberg semtindeyiz. Ve artık Berlin'de yaşayan, müzik yapan, bestecilik yapan, sahneleri çıkan çok yetenekli bir sanatçıyla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Yanımda Kahraman Kılınç. Merhaba, hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. İyi yaptınız. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdın. Rica ederim. Seve seve. Yani ben mutlaka programımıza olsun istedim. Sen ne zamandan beri Almanya'dasın? Ortalama 4-5 yıl oldu geleli. Burada müzik yapmaya, devam etmeye çalışıyorum, evet, daha doğrusu. Evet. Çünkü Berlin'de de biraz Türk müziği piyasası çok iyi değil. Ama elimden geldiği kadar sahneler, konserler yapmaya çalışıyorum. Ya yani 4-5 sene dedin. Yani bizler gibi burada doğmuşlardan, ne bileyim hayatını geçirmişlerden değilsin. Son dönemde gelen insanlardan. Evet. Ben bir de aile birleşimiyle geldim bu arada. Evet. Yani bir nevi de yabancı damat sayılabilirim. Yabancı damat olarak geldin. Çok güzel. Evet. Ve böyle 4-5 sene buradasın diye soruyorum. Yani yorumların nedir? Alıştın mı, sevdin mi, tamam mıdır Berlin'de yaşamak, yoksa Türkiye'yi mi özlüyorsun? Birincisi kesinlikle Türkiye'yi özlüyoruz ama alışma süreci olmak zorunda. Ben tabii ki de ilk 6-7 ay evimin yolunu bilmiyordum. İşte bakkaldan ekmek isteyemiyordum falan. O süreci atlattıktan sonra gayet güzel gidiyor şu an. Evet, sıkıntımız evet. Yok. Işık da yandı, geçelim. Sohbet derken ezilmeyelim. Evet. Türkiye'den yeni geldin, evet. Türkiye'de ne yapıyordun gelmeden önce? Ben Türkiye'de de müzik yapıyordum. Yani geçimimi yıllar boyudur bu sektörden kazanıyorum. Tabii burada bunu yapmak çok kolay değildi. İlk geldiğim süreçler, bir firmada araba sürdüm birkaç sene. İşte dediğin gibi ortalama 2-3. Yıldan sonra artık ben artık buralısın. Aynen, burada da sanatçı olarak çalışmaya başladım. Evet değerli izleyenler, Kahraman Kılınç'la bu güzel sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz sadece şimdi. Çünkü bir taksici abimiz varmış. Bizi Berlin'de gezdirecek. Bu yetmiyormuş gibi bir de duyduk ki türkü söylüyormuş. Merak ettik. Onunla bir turlayacağız. Sonra Kahraman Kılınç'la sohbetimiz devam edecek.
söylüyoruz ne dinliyoruz programı tüm hızıyla devam ediyor. Şu an bir taksinin içindeyiz. Yanımdaki abim Halil abi, Halil Gül abiyle ben de tanışmak istiyorum. Size de tanıtmak istiyorum. Merhaba abi, nasılsın? Merhabalar, teşekkürler. Sizleri sormak lazım. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Evet, Berlin'in yollarındayız birlikte. Almanya'dasın, Berlin'desin. Ne zaman geldin buraya? Ben doğma büyüme Berlin'deyim. 1971 Berlin doğumlu. Berlin doğumlusun. O zaman aynı benim gibi. Bu mesleği ne zamandır yapıyorsun? 2006 yılından beri. 17 sene oluyor. Yani kısacası derler ya hep taksi şoförleri bir şehrin nabzını tutan kişilerdir. Yani olayı, şehri, atmosferi, yaşam şartlarını iyi tanıyan kişilerdir. Sence bugünkü Berlin'de taksicilik yapmak 10 sene önceki, yani en büyük farklar ne sence? En büyük farklar trafiğin çoğalması, taksiye rekabet olan diğer şirketlerin piyasaya girmesi. Bize düşen pasta biraz küçüldü. Yani taksi de biraz pahalı olmaya başladı. Bunu da kabul etmek lazım. Ama biz ne yapalım? Bizim de ona göre giderimiz var. Ay sonu geldiği zaman her şeyi ödeyebilmemiz lazım. Ödeyemezsek biz de ayakta duramayız. Abi çok klasik olacak ama soruyu sormak istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Türkiye'nin neresinden geldin? Övünmek gibi olmasın da memleket Çorum. Övünülecek bir durum var. Burada doğmak tabii değiştiriyor durumu ama Türkiye'ye bağımız azalmıyor. Ben de senede iki kere en az oradayım. Bazen iş icabı, bazen tatil icabı. Sen de gidip geliyor musun Türkiye'ye? Tabii. Aynen. Hatta şunu söyleyebilirim. İnsanoğlu yaşlandıkça biraz daha Türkiye'ye bağımlı olmaya başlıyor. Ben bir duyum aldım. Müzikle de alakalı bir olayın var, hobin var diyelim. Doğru mu bu? Az biraz. Enstrüman mı çalıyorsun? Bağlama çalıyorum. 10-12 yaşlarında babam bir tane bağlama getirdi Türkiye'den. Onunla bağlamaya başladım. Benim bir amcaoğlu vardı. Amcaoğlu kadar çalsam yeter diyordum. Devam ettik. Çalıyoruz. Kendi çapımızda da söylüyoruz. Allah hepimize bir ses vermiş. İyi veya kötü. Aynen. Herkes beğeniyor. Ben beğenmiyorum sesimi. O ayrı bir olay. Şimdi abi o müziği dinlemeden de ayrılmak istemem. Mümkün olan bir yerde durabilsek, biraz dinlesek olur mu demek istiyorum. Olur. Münasip bir yere bakalım, duralım oraya. Şey, Türkiye'de de müsait bir yerde inecek var ama müzikle iniş oluyor bu bizimki. Karşı yaylada göç katar katar, biridin derdi serinde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Yeter mi bu kadar? Abi bu hobi dedin. Hobi. Sen ustalık hobi boyutundasın. Belki yani ben anlamamış olabilirim ama yok, fazlasıyla çok iyi. Ayrıca TRT Türk ekibine ve TRT Türk'e de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi. Böyle bir fırsat tanıdığınız için. Çok teşekkür ederim. Her daim her zaman burada ve Çorum'da beklerim. Evet ya... Biraz tanıdık seni ve zannedersem ileriki zamanlarda daha da ismini duyacağız. Kahraman Kılınç. Yolun açık olsun. Başarıyla devam ediyorsun. Aslında bir parçam var. İstersen birlikte bir düet yapabiliriz. Aa, çok iyi. Ne dersin? Vallahi ben hemen hazırım. Yani ben de hazırım. Süper. Stüdyomuz da var. İstiyorsan gidebiliriz. Tamam, çok iyi. O zaman şarkı kaydedelim. Ya şaka gibi aniden bir kararla birlikte bir şarkıda yer almak üzere stüdyoya gidiyoruz. Direkt bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bakalım ne çıkacak? Bakarsınız üzerinde klip bile çekebiliriz. Kahraman Kılınç, Erciye yoldayız. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programında Kahraman Kılıç'la tanıştık. Yeni çıkmış olan şarkın var. Hangi şarkıya bir RGA rap'i yakışır sence? Evet, bir şeyler yazdım şu an. Şarkıya yakışıyor bence. İstiyorsan bir deneyelim. Olur, seve seve.
Dediğim kısmı yapayım mı şu ana refrenk? Biraz deneyelim. O zaman şimdi kayıt alıyoruz. Yapacak başka bir şey kalmadı. Wow, kayıtlar bitti. Yapacak başka bir şey kalmadı. Sadece sizlerle paylaşmak kaldı şarkıyı. Kahraman Kılınç, RCE, Dur Dinle şarkısı şimdi sizlerle. Dağ tepe dolaştım sonunda. Evime ulaştım, yazdım, çizdim, karaladım, hep not aldım. Unuttum yaşanmışlıkları, geride bıraktım. Tekrar seni sevmeye hazırım ben artık. Sen geri dönmüş olsan da, geri dönmüş olsan da, geçmedi sana hala. Özür dileyip diz çöküp kapansam da yeterli olmaz asla. Yeterli olmaz asla. Dur dur dinle, oh yeah. Bu şarkı ikimizin işte yalnızlıkta. Bu sözleri yazdım bize, biliyorum sende. Özledin beni delice, gel gir işte kollarıma sessizce. 2 dakika dinle beni güzelim. İletişim yoksa seni istemeden üzerim. İnan bana bütün hepsi duygulara dayalı. Konuşmamız besler kalbimize giden damarı. Dinlemedin çoğu zaman bıraktın yaralı. Artık kırık kanadım sensiz kalalı. Gel gel geri konuş aç kendini delirtin. Sen beni oldum serseri. Dur dur dinle, oh yeah. Bu şarkı İşte yalnızlıkta. Bu sözleri yazdım bize, biliyorum sende. Özledin beni delice, gel gir işte kollarıma sessizce. Kahraman Kılınç, RCE. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? Şimdi değerli TRT Türk izleyicileri, Ne Söylüyoruz Ne Dinliyoruz programının özel bir köşesi var. Oraya geçeceğiz şimdi. O köşede bildiğiniz gibi biz aslında Almanya, Avrupa yollardayız. Sizler için ilginç insanlarla konuşuyoruz. Ama her bölümde de, yani her hafta Türkiye'ye de bir bağlantımız olacak. Bugün de çok değerli bir insan arkadaşım ve önemli bir sanatçı Türkiye'de. Onunla şu an bekliyor zaten, sohbete başlayacağız. Ferman Akgül bizimle, Manga grubundan, Manga grubunun solisti. Başlayalım, ne diyor bakalım. Evet, şimdi konuğumuzla sohbete başlayabiliyoruz. Sağ olsun bize zaman ayırdı. Guten Tag, Bruder Ferman, wie geht es dir? Gut, es geht mir sehr gut Erci abi, wie geht's? Mir geht es auch sehr gut. Teşekkür ederim. Yani bizim standart buluşmalarımızda bir Almanca dönüyor her seferinde. Selamlaştık kısacası anlamayanlar için. Ya Ferman kardeşim, nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim abi, çok teşekkürler. Sağlık saat her şey yolunda. Çocuklar iyi, aile iyi. Müzik yapmaya devam. Şu sıralar çok bir şey yapmıyorum Erci abi. Manga ile konserler çok yoğun devam ediyor. UNESCO Aşık Veysel Yılı ilan etmişti 2023'ü.
Biz de onun doğum gününde 25 Ekim'de ustaya bir nacizane hediye olarak Uzun İnce Bir Yoldayım cover yaptık Aşık Veysel'in torunuyla birlikte. O çok güzel. Sene sonunda 3 şarkılık bir maxi single değil. Aslında önce 2 sene önce yayınladığımız bir albümün devamı gibi olacak konsept olarak. Ona klip çekeceğiz. Konserler devam edecek. Benim solo olarak çalışmam herhalde seneye Mart'tan Nisan'dan itibaren başlayacak ama manga devam ederken. Aynen, ben yeni program yapmaya başladım. Bu ilk bölümümüz şu an. Sen bu konuda biraz daha tecrübelisin. Bu işleri daha önceden başladın, yaptın. Bana nasihatın var mı bu konuda? İlk bölümdeyiz yani. Abi yani sen çok iyi bir şekilde bunu yapacağına ben çok eminim yani. Çünkü senin muhabbetin, konuları açman, seninle uzun uzun sohbetlerde de bulunduk. En önemlisi bence programı yapan kişi de bu ve seninle konuşmak çok keyifli, eğlenceli olduğu için programla akıp gidecektir diye İnşallah. Düşünüyorum yani. 3 günden beri Berlin'deyiz. İlk bölümümüz Berlin'de oluyor. Daha sonra işte Fransa, Hollanda falan bayağı bir yola çıkacağız. Evet, Ferman kardeşim son olarak ne söylemek istersin? Abi şunu söylemek isterim. Seyirciler de bilsin, not olsun onlar için de. Biz birlikte bir parça yaptık manga için. Einfach, Almanca bir parça yaptık hem de. Yani bu Türkiye'de bir grubun yaptığı herhalde ilk Almanca parça oldu. Seninle bunu, bu şarkıda çalışmak, seninle müzik yapmak çok keyifli. Belki Berlin'e, Almanya geldiğimizde yeni bir parça kaydederiz. Manga'nın yolu açık olsun. İkinci bir Almanca şarkı için her zaman hazırım. Çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Yine görüşmek ümidiyle. Sana ve ailene selamlar Berlin'den. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programı tüm hızıyla devam ediyor ve şu an çok değerli bir konuğunun yanına geldik. Benim için özel bir yeri var. Büyük bir sanatçı Amigo ile buluştuk bugün yanımda. Kadir Memiş asıl adı ve 95 yılından beri hatırlayanlar vardır. Bizim Kartel grubu 95 yılında çıkmıştı. Bizim dans koreografisini yapan, bizimle turneye çıkan 95'den beri tanıştığım Amigo'nun yanındayız. Merhaba Amigo, nasılsın? Hoş geldin dostum. Evet, öncelikle Kartel çok önemli bir dönüş noktası oldu kesinlikle. Çünkü hani Türkçe rap'in hip hop'la sentezini ilk defa tanışmış olduk. Evet, dansçılıkla bütün olay aslında, dansçıyım biliyorsun, koreografiyle uğraşıyorum, tiyatro yapıyorum. Ve artık yaptığım, yani dansın yanı sıra çizdiğim işler de artık birbirine bağlanmaya başladı. Zaten bir beden, yaptığım çizimler ve kaligrafi, sokak sanatları ve dans iç içe girmeye başladı. Ve şu an Bozuk Stüdyo'yu kurdum burada Berlin'de. Yani Semtini. Stüdyonun ismi Bozuk Stüdyo. Evet, Bozuk. Bozuk bir stüdyo. Evet. Zaybreak diye bir şey buldun diyelim. Ondan bahseder misin? Tam olarak ne o? Zaten bizim orada Zeybek oynanır. Ege'ye yakındır. Ve Zeybek'le artık nasıl bir sentez yapayım derken tabii ki en yakın break, Zeybek, break, sentezi Zeybek ortaya çıktı. Burası Kreuzberg'de, Meringdam Kids'de özel bir saklı bahçe. Burası Kurt Mühlenhof Müzesi'nin çerçevesinde. Şu an burada duvarlarda gördüğüm resimler senin yaptığın işler değil mi yani? Evet, evet. Benim. Şimdi şu resim adı Çakal Çöker'den. Çakal Çöker'den bildiğin gibi çok önemli bir zeybek. Hele hele ezgisi müthiş. Ya evet, bu resim bayağı daha çok daha büyük ve ne anlama geliyor? Bu Berlin'de vefat eden 72 tane grafiti sanatçının üzerine bir yapıt. Derken aklıma şöyle geldi, siyah beyaz olması, ölüm, hayat çok önemli. Ve her sanatçının ismini bir nefeste yapmaya çalıştım ve ama nefesi verirken. Nefes alıp nefesim yettiği kadar çizim yapabiliyorum. Nefesim bittiğimde bırakıyorum. Çok ilginç. Bunu çizerken böyle yaptın. Evet.
Şimdi sağdan başlıyor, işte Mufa'dan Tekno'ya falan. Ve kendi arkadaşıma geldiğinde, ortada merkezde üstte gördüğünde, orada nefesim tükendi çünkü çok heyecan yaptım. Ama ilk kural nefesim bittiğinde bırakmaktı. Ama bir daha nefes vererek devam ettin mi aynı isme? Bir kere de. Her isime tek nefes. O yüzden 72 nefes ismi. Evet, çok teşekkür ederim Kadir. Çok güzel bir mekanın var ve sanatın çok değerli bana göre. Mutlaka yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığın için. Son bir şey söylemek ister misin? Her zaman beklerim. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programında özel bir köşemiz var. Her hafta olacak genç yetenekler köşesi ve bu köşemizde bu sefer Berlinli bir genç arkadaşımızı tanıyacağız. Yanımda oturuyor zaten kendisi. Mert, hoş geldin programımıza. Kendini biraz tanıtır mısın bize? Tabii ki de, hoş buldum. Adım Mert, soyadım Aydın. 22 yaşındayım, 4 yıldır bağlama çalıyorum. Şimdi birçok, tabii ki genç yaşta insanlar müzik enstrümanlara ilgi duyuyor, ders almaya başlıyor. Sen niye bağlamayı seçtin? Ben sınıf gezisinden döndüğümde 10. sınıfta annem beni kardeşimle müzik okuluna götürdü. Ve orada da hocamız bana bağlamayı elime verdi ve biraz benimle deneyip tanımamı istedi enstrümanı. Ben aynı günün sonunda iki parça öğrenerek oradan ayrıldım. Yani biraz da evde dinlediğimiz için olabilir yani. Onu öyle düşünüyorum. Bu konuda ustalaşırım mı diyorsun? Ben hayatım boyunca artık çalmak isterim mi diyorsun? Yoksa ya hobi kalsın, dersimi alırım, kendi kendime çalarım mı diyorsun? Elbette müziğin her zaman hayatımın bir parçası olmasını isterim. Mert Aydın'la bugün tanışıyoruz gençler bölümünde. Kendisi 4 senedir çalıyor ve tabii boşuna da enstrümanı getirmedin yanında bugün. Bir şey de dinlemek isteriz. Senin şu an bize çalabileceğin şarkılardan hangisini seçtin? Ben Mevlam Birçok Dert Vermiş eserini size bugün icra etmeye çalışacağım. İyi dinlemeler. Beraber derman vermiş.
tükenmez derdime. Neden ilaç vermemiş? Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Dile, diley yar. Bu tükenmez derdime. Neden ilaç vermemiş? Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Dile, diley yar. Evet, ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programında beraberiz. Ve biliyorsunuz biz müzik sanat için yollara çıktık. Ve burada Berlin'de gezerken kulağımıza oryantal, Türkiye'li, Türkiye kaynaklı şarkılar geldi. Dedi, kim çalıyor Berlin'in ortasında? Metroda, yani U-Bahn'dayız. Kimdir bu arkadaş? Merak ettik. Yanına gideceğiz, tanışmaya çalışacağız. Merhaba, rahatsız edebilir miyim? Evet, merak ettik. Umarım bölmemişimdir şimdi müziğini ama az önce Türkçe'de söylediğini duyduk. Dedim ki demek ki arkadaş Türkçe de biliyor ve senin kim olduğunu merak ettik. İstiyorsan bir fırsatın varsa seni tanıyabilir miyiz? İsmim Taner abi. Bulgaristan'danım. Ne zamandan beri Berlin'desin? 16 yıldır. Ve her zaman böyle metroda mı müzik yapıyorsun? Evet, evet, hep metroda yapıyorum. Ne zaman başladın müziğini yapmaya? Babam mesleği. Her zaman bu istasyonda mısın? Her zaman burada değilim. Kalışostor'da oluyorum, burada oluyorum, Steglitz'de oluyorum. Berlin'de böyle bir şey var. Sokak müzisyeni olarak da bir ruhsat lazım. Evet. Mesela ben, şimdi ben de müzik yapıyorum. Ben yani ruhsatım olmadan Berlin'de herhangi bir köşeye oturup müzik yapabilir miyim? Ruhsat lazım ama, değil mi? Evet, ben zaten kağıt alıyorum BFG'den. Kağıtlı kürekli çalıyorum. Vallahi çok iyi. Siz olmuyor. Aynen, yani Almanya'da sokakta müzik yapmak bile bir düzene sokulmuş. Evet, evet, evet. Evet. Zor mu o ruhsatı almak? Yok, zor değil ya. 10 euro günlük veriyorum. Zor değil. Ücreti var. 10 euro günde ödüyorsun ve sana müsaade ediyorlar müzik yapmanı. Evet, şimdi Taner bizim için Berlin'in metrosunda doğaçlama çalacak. Dinliyoruz. Zevkinizi merak ediyorum. Hep dinliyorum. Müzik insana çok iyi geliyor. Psikolojik ben de rahatlatıyor. Moralim bozulunca hep müzik açıyorum. Bu ayrı bir konu. Müzik zevki olarak Türk halk müziği benimsiyorum. Onunla bağlama çalıyor. Yani kendi kültürümde aslında hiç vazgeçmedim. Biz biraz bizim insanlarımızın müzik zevkini merak ediyoruz. Apache'ye bu ara biraz takıldık. Kesinlikle Apache çok çok başarılı. Almanya'nın şu an en başarılı sanatçısı. Maalesef sadece Almanca söylüyor ama güzel bir seçim. Müzik zevkiniz tamamdır. Geldik ilk bölümümüzün sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Hatamız olduysa affola. Önümüzdeki hafta yine birlikte olalım TRT Türk ekranlarında. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz programıyla. Sanatla kalın, müzikle kalın, Erciye ile kalın. Oh yeah. Hazır mıyız arkadaşlar? Yeah. Beni takip edin, düşelim biz yollara. Almanya'nın sesi nerede? Erciye de orada. Sınırların ötesinde kültür sanat buluşma. Giriyoruz konuya, ne var ne yok burada. Mesafe hiç yok, ruh bağımız var. Cesaret hep çok, sen sanatla kal. Ne söylüyoruz, ne dinliyoruz? Sizi bir dahaki haftaya bekliyoruz.